Herkese merhabalar. Vantrolog nedir? Vantrolog kukla nasıl olunur? Size bunun sunumunu, tanıtımını anlatacağım. Ama ilk önce işin altyapısı var, mutfak tarafı var. Direkt kuklayı yapıp, hadi ben vantrolog oluyorum diye bir şey yok. Deneseniz de zaten yapamazsınız. Bu işin bir eğitimi, küçük tiyoları var. Bu tiyoları size verdikçe siz bu işin altından, üstesinden geleceksiniz ve bir bakmışsınız ki dersin sonunda, sunumun sonunda vantrolog kukla oynatıyorsunuz. O yüzden size vereceğim bilgileri dikkatle dinleyin ve uygulayın. Şimdi ben biraz size kendimden söz edeyim. Benim ismim Aykan, Aykan Sağ. 1990 yılından beri tiyatroyla ilgileniyorum. Ezberimi ayna karşısında yapardım. Siz de vantrolog kuklayı çalışırken ayna karşısında çalışacaksınız, ezber yapacaksınız. Başta komik gelebilir veya evde yaşayan diğer hane halkı tarafından biraz garipsenebilirsiniz. Ama işin eğlenceli kısmı orası. Evet, kanadımızı yaptık. Bu bir kanat, bu gövde, bu da kuşun kuyruğu. Şimdi ne yapıyorum? Şuraya bir yarık açıyorum. Buraya sopa sokmak için arkadaşlar. Açıyorum. Buraya sopa girecek. Evet. Bunu yapmadan, yani çocuklara gösteri yapmadan önce kuklanın hazırlanması konusunda size bazı bilgiler vermiştim ya. İşte bu o. Şimdi şuraya da küçük bir kanal açıyorum. Bakın şöyle. Verdiğinde şöyle bir yayılma olayı falan yok. Kendinizi bırakmıyorsunuz. Bir kere şöyle bir dik durun. Bu dik durmanın bir sırrı var arkadaşlar. Televizyon programlarında oturarak şarkı söyleyen sanatçıları gördünüz mü? Asla sırtlarını yaslamazlar. Asla. Çünkü diyaframlarını dik tutmak zorundalar. Yani bedenlerini dik tutmalıdırlar ki nefes alıp verirken, o diyaframı kullanırken onların şarkıyı söyleyebilmesi lazım. Yani böyle yayılarak, ben şarkı söyleyen sanatçı daha hiç görmedim televizyon programlarında. Dik durma diyaframı en güzel şekilde çalıştırır. Evet. Bir daha yapıyoruz. Korcan. Korcan kuklayı konuştururken nelere dikkat ediyorum? Size bir önceki derslerinde bazı harfler vermiştim. Hani dudaklarımızı kapamadan konuşmamız gereken, telaffuz etmemiz gereken harfler vardı biliyorsunuz. Onları telaffuz ederken Korcan kuklayla birlikte bol bol ayna karşısında egzersiz yaptık. Diyaframla, ses tellerimizle, gırtlağımızla hepsi bir bütünlük halinde Korcan kuklamızı konuşturduk. Bir önceki dersimizde neden söz etmiştik? Karakter belirleme. Korcan kuklamızın sakin, uysal ve mesaj verici bir karakteri var. Kuklamızı konuştururken içeriden el hareketimiz de var. Onu da size şöyle göstereyim. Evet Korcan, peki Paris'ten çanta aldın. Evet aldın. İçinden sinek çıkmış. Evet çıktım. Ne oldu sonra? Sinek uçtu gitti. Çok basit bir cümle. Söylenmesi çok kolay bir cümle. Sinek uçup gitti. Buradaki uçuptaki sondaki P aslında P değil. Uçup demiyorum bakın. Sonra ne oldu? Ya sinek uçtu gitti. Uçup gitti. Ha çok zorlandınız mı? Uçup gittiğinin şeyi nedir? En kurtarılabilir, yerine koyabileceğimiz kelimesi nedir? Uçup gitti demezsiniz. Uçtu gitti dersiniz. Telaffuzda çok da zorlanıyorsanız. Şuraya geliyorum. Metinle çıkmak bu yüzden faydalı. Yani ne söyleyeceğinizi göstermeden önce biliyorsunuz. Ben şimdi size doğaçlama konuşuyorum ama doğaçlama konuşuyoruz. Aklımızda hani işte ders vermeden önce şunları konuşacağız demiyoruz.
ana şablon şeyleri veriyorum ama örnek verirken şu örneği vereyim de şurada şu değil. Bakın uçup gitti yerine uçtu gitti diyoruz. Anladınız mı? Bakın şu tamamen şu anda hiç boş farz edin. Boş ki öyle. Bu malzemeyi alıyorsunuz. Şu iki uca yaslıyorsunuz. Şu şekilde kestikten sonra. Bu tam daire değil. Yani burası yuvarlak değil. Bakın buranın ölçüsüyle buranın ölçüsü bir değildir. Şu şekilde pergel koyun. Pergel. Kocaman bir daire çizin. Tamam, daireyi çiziyorsunuz. Çizdiğiniz zaman kesin ve şu uca ikiye katlayın. Şöyle ikiye katlayın. İkiye katlayıp şu uca yerleştirin. Arta kalan kısımları bakın şuradan kalemle çiziyorsunuz dışarıdan keseceğiniz yer. Buraları kalemle çizdiğiniz zaman, kestiğiniz zaman şu şekilde tam oturuyor arkadaşlar. Yani sıfır noktası ve arta kalan bir yer yok. Dikkat ettiniz mi? Tam ucu ucuna kalemle çizmiş arta kalan yerleri kesmiş ve tam kuklanın ağız yapısını oluşturmuş. Aslında buraya daha uzatıyoruz. Ama şu an size çok basit. Yani basitin basitini anlatıyorum. Öyle söyleyeyim. Bu kuklamız güzel olmayacak. Onu söyleyeyim. Çok güzel bir kukla çıkarmayacağız. Sadece kuklanın yapılışındaki kalıp, kesme, yapıştırma, dikmeyi gösteriyorum. Başını kaplayacak şekilde kumaşımı örtüyorum. Örttüm. Evet, kumaşını biraz daha pay vermem gerekiyormuş. Şu şekilde. Bakın, örtüyorum. Ben bu teknikte bu şekilde kuklanın başına kaplıyorum. Yani ne kadar kumaş gidiyor, ilk önce ona bakıyorum. Anladınız mı? Demek ki şuradan keseyim. Bunu niye böyle yapıyorum? Kalıpla kestiğimizde de kumaştan kâr ediyoruz. Şeyden kestiğimizde de, bu şekilde kestiğimizde de. Bu da bir, yani bunu ilk önce giydiriyorum ben. Anladınız mı? Bakın. Giydiriyorum. 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 Demek ki benim kuklama bu kadar kumaş gidecek. Şu ana kadar gelinen aşamaya bakalım. Enseden, yani bu kısımdan, arka kısımdan montaladık. Kafamızı bir de önden montaladık. Alıyorum, geliyorum. Bakın, geliyorum. Geliyorum. Elimi rahatlıkla sokup buraya getirebiliyorum. Gördünüz mü? Şimdi bizim işimiz bu kısımda arkadaşlar. Bizim şu kısmı yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Bakın şöyle. Şuraya bir açalım ki elimizi rahatlıkla kuklaya ulaştırabilelim. Bizim buraya bir açmamız lazım. Bunu dikmek yerine yapıştırmayı tercih ediyorum. Yapıştıra yapıştıra gidelim. Şöyle olsun, değil mi? Şurası da şöyle olsun. Evet arkadaşlar, kuklamızı bitirdik. Gayet de güzel oldu. Benim de hoşuma gitti. Başlangıç kuklasının bu kadar güzel olacağını inanın tahmin etmiyordum. Hatta size de yaparken söylemiştim. Başlangıç kuklaları genelde güzel olmaz. Beğenmezsiniz. Üçüncü, beşinci, yedinci kuklanız da her şey daha güzel oldu demiştim ama güzel oldu. Beğendim. Hoşuma gitti. Ne yaptık? İlk önce kafa şablonuyla başladık. Kafa şablonunu süngerin üzerine. Daha sonra o süngerden aldık. Kumaşı kestik. Gövdeyi oluşturduk. Arkadaşlar gövdeden sonra kolları oluşturduk. Kolları, ayakları yaptık. Saçımızı eski, daha doğrusu artık günlerden oluşturduk. Gözümüzü biliyorsunuz her zaman söylüyorum tahta kaşık plastik kaşıkla yaptık. Burnumuzu artık kumaştan yaptık. Ağız içini hareket halinde yapabilmemiz için, hareketli yapabilmemiz için ne yapıyoruz? İçinde köprü atıyoruz ki el kol hareketini rahatlıkla yapabilelim. Vantrolog nedir? Vantrolog kukla nasıl olur ve yapılır konulu dersimizi
Başarıyla neşeli, güzel bir şekilde tamamladık. Herkese iyi günler.